Evet, şimdi bu üzerimdeki çok sorulmuş, çok basit bir şey. Burada fikirleri arttırın. Bunu normal bir renk yapıp desen koyabilirsiniz. Her türlü yünle yapabilirsiniz. İncesi, kalını, yazlığı, merserizesi. Bunun kullanımı çok önemli. Bunun şu parçası var, onu da göstermek istiyorum. Bir dakika, tersinden takıyorum. Bakın, bunu giydiğiniz zaman şöyle de bir olayı var. İsterseniz böyle yapıyorsunuz, üzerine bir ceket giyebilirsiniz. Çek Aytül, çek bunu koyalım bu anlar. Bugün nasıl giyineceğim diye şaşırdım. Siyah yapabilirsiniz. Biz siyah ekranda çok iyi anlaşılmıyor diye siyah yapmak istemedik. Siyahı çok kullanımlı olur. Gittiniz bir mekana. Ay arkadaşlarım böyle çok sıcak evi veya bir yere gittiniz yemeğe. Tık çıkartıyorsunuz. Oh daral geldi diyorsunuz. Ama paltoyu üstüne giydiğinizde, ceketi üstüne giydiğinizde şuranızı da koruyabiliyorsunuz. Hem de bir fıştırı fışlık katıyorsunuz işin içine. Bu bildiğiniz şöyle basit bir şey. Şimdi bütün sayıları vereceğiz. Bunun yanlarına kurdele yaparsınız. Niye yapmayacaksınız? Bunu atlet üzerine kolsuz mesela giyersiniz. Genç kızlarınız var, incecik, zayıf. Bana bakmayın beni bayağı bir kilolu yapıyor. Mesela atletin üzerine bir ceketin içine tek olarak... Veya işe gittiniz, akşam bir yere gideceksiniz, beyaz gömleğin üstüne siyah simli yaparsınız mesela, o da çok güzel olur. Yazın giyersiniz, bel açık kalır genç kızlarda böyle pantolon, burasını bağlarsınız, içine mayo giyersiniz, o şekilde olur. Yani çok kullanımlı bir şey. Şimdi ben bunu çıkarıyorum ki anlatabilmek için. Gülsüm Hanım, sen bize şimdi yününü... Nasıl karıştırdığını, iki karışık yün kullanıyoruz. Evet. Onu da göstereceğim şöyle kameralara bir yakın alalım. Böyle bir yünle bunu karıştırıyoruz. Tamam mı? Simler buradan. Simli pullu bir şey karıştırıyoruz. Ama simli pullu ipler var. Onlarla da yapabilirsiniz. Merserize'ye katabilirsiniz. Ben yün karıştırmayı çok seviyorum. Şu anda da dünyada da çok... bunu yapanlar var. Çok iyi takip ediyorum. Şimdi çıkaracağım ki size açığını göstereyim. Üstüme bir mont giyeceğim. Şöyle geleceğim. Gülsüm Hanım, efendim? Kaç ilmekle başlıyoruz? 60 ilmekle başlıyoruz Derya Hanım. Bu 38-40 beden 60 ilmek. Evet. Evet. 7 numara şişimiz var. Orta kalınlıkta yünümüz var. 60 ilmek başlıyoruz. 4 sıra, 1 ters, 1 yüz lastik görüyoruz. Şimdi ben getiriyorum. Geldim, nasıl oldum, ne oldum bilmiyorum da. Şöyle bir montumu giydim. Çok böyle fazla. Efendim? O da ondan pullu. O da ondan pullu. Bu da eski bir şey. Şimdi aç. Montun içinde kalmış mikrofonum. Yok, dışında Erkan. Ha, şuradan. Şimdi açığını gösteriyorum. Olay bu. Bakın. Son derece kolay bir şey. Bunu bir Hollywood yıldızının fotoğrafından biz yaptık. Onunki dik yakalı, yaka bütündü. Ve burasında böyle güzel desenler vardı. Rengarenk desenler vardı. Yine kot pantolon, beyaz gömlek ve üstüne giyilmişti. Ama ben dedim ki mesela işe giderken aldınız, akşama da bir işiniz var. İşte olmasın hani öyle pırıl pırıl dediniz. Yani nasıl kullanmak istiyorsanız öyle yapacaksınız. Açığı bu. Bu kadar basit. 2 dakikada örersiniz bunu. 2 dakikada olmaz da yani 2 günde örersiniz. ne kadar yün gidiyor Gülsüm Hanım buna? Ona 2 tane gitti. 2 çile bir de bir tane yani, mi bir şeyden şey, gitti? Yarım. Simliden bir tane mi gitti? 2 tane gitti Derya. 2 tane gitti tane Derya Hanım diyor. 2 simli. Ama simli yünle veya yani düzle buçuk, çizgi çizgi örebilirsiniz. Evet. O da güzel olur. Yani şimdi şuradan kaç ilmek başlıyoruz? Şunu oradan 60 ilmek başlıyoruz. 60 yani. İlmek ha. Şöyle göstereyim. Evet. 60 ilmek başlıyoruz. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Lastik yapıyoruz. Evet 4 sıra. 4 sıra yaptık. 4 sıra. Lastik yaptık. Lastik yaptıktan sonra... Düzümüze geçiyoruz. Evet. Şöyle oradan sonra buraya geçiyoruz. Evet. Bakın. Şöyle şuradan göster Gülsüm Hanım. Şeyinle, şişinle. Şişimle. Şişinle göster.
düzümüze geçiyoruz. Burada 64 sıra düz örüyoruz şu yakasına kadar. Evet, kol oyuntusu yapmıyoruz ama sağda ve solda şöyle bakın haroşa yapıyoruz. Evet, dörder ilmekte haroşamız var. Çünkü neden yapıyoruz? Kıvrılmasın diye yapıyoruz. Evet. 64 ilmek, 64 sıra yakaya kadar örüyoruz. Bir dakika dur Gülsüm Hanım. Kol kesmiyoruz. Yok. Kol kesmiyoruz. Yok. Bunu istediğiniz biçimlerde, şimdi pek çok kişinin aklına buradan bir sürü şey gelmiştir. Gelmiş. Çocuklara bile yapabilirsiniz. Amanın rüzgar çıktı diye. Yanlarını dikmiyoruz. Rahat, onun için her bedene olur. Olur. Evet. Çok şimdi güzel. 64 ilmek yapıyorsun. 64 sıra ördükten sonra yakayı kesiyoruz. Tamam, yalnız ben yayının başında yanıltıcı bir şey söyledim. Şurada dikiş var. İki parça yapıyoruz. Evet, iki parça. Orada sanki bu bütün olmuş gibi. Yani kendi bütün de orada dikişi var. Evet. Yanıltmayayım izleyicilerimizi. Omuzları dikişli. İki parça örüyoruz. İki parça. Evet. Ondan sonra yakaya ayırıyoruz. Yakada da 3, 3, 2, 1. Yakayı kesiyoruz. Evet. 10 tane ortadan kesiyoruz. Tamam. 10 tane ortadan kestikten sonra 3, 3, 1, 3, 1, 2, 1. 1. Kesiyoruz. Şimdi Gülsüm Hanım hazırladı bir parça. Evet. Şimdi bunda kaç yapacaksın şimdi ortayı bu küçük? Onda 4 yapacağım. 4 yapacağım. Siz normal bunu ördünüz. Yukarı kadar geldiniz. Burada 10 ilmeğinizi şu ortadan ortalayarak, evet, sağdan soldan sayarak kestiniz. Evet. Sonra 3, 2, 1 mi gittin? 3, 3, 2, 1. 3, 3, 2, 1. Yani yakanın zaten yuvarlaklığı bakın çok güzel oldu. Ne yukarı kadar oturuyor, biraz makyaj olmuş benimki şu anda çıkarırken hızla. Değil mi Gülsüm Hanım? Evet, çok güzel oluyor. Evet. Sonra şişi geçirme ve şeyi. Sen şimdi bunu kes görelim. Keseyim der yani. Peki kaç yapacaksın oradan 4 keserken? 4 keseceksin, sonra 2, 2, 1 mi keseceksin? Yani şimdi elindekine göre diyorum. 2, 2. 2, 2 kes. Evet. 1 keseceksin. Şimdi, evet, Gülsüm Hanım kesiyor şimdi. Evet. Aa, burada da güzel oldu anlatım Erkan. 4. Bak aktüel çok güzel yaklaşabildi. 4 tanemi kesiyorum. Başa kadar devam ediyorum. Kestin. Kesmeleri çift çift alarak yapıyorsunuz. Bakın ortası kesildi. Evet. Yakanın ortası. Küçük bir numune yapıyoruz şu anda. Aytül, soruları lütfen takipte kalalım. Seyirciler sorarsa. Bu kenarında da 4 tane haroşamızı örüyoruz. Bakın haroşayı örüyoruz orada. Unutmayın, evet, haroşayı atlamayın. Yoksa yaptığınız modeliniz döner. Kenarında Derya Hanım ters yüz yaptık. Döndü. Ha, bir şey söyleyeceğim. Kenarını Gülsüm Hanım iyi dedi. Lastik yaptık. Bir ters bir düz lastik yaptık. O da döndü. O da döndü. Haroşa yani. Burada önemli olan. Şöyle yapayım. Yani şundan bahsediyorum. Şundan bahsediyorum. Geldim. Bu arada elim biraz kabardı ama biraz su topladı. Ama çok fazla bir şey olmadı. Şurada bir su toplama var. İdare ediyorum. İlaçlar buzlar. Demiş bir izleyicimiz. Biliyor muydunuz? Hiç bilmiyorum. Un. Ben de hiç bilmiyordum. Yağ şaşırdım. Dediler. Ayçakaya yağya zeytinyağına batırsaydım. Şimdi Derya Hanım. Evet, şimdi. Kestim. Tekrar geldim burada. Evet. Bir, sağlı sollu yaka oyuğunu iki yapıyoruz. Üç üç mü keseyim? Üç bir, üç iki kes de gösterelim. Evet. Üç kestin. Üç şimdi kestim. Normalde tekrar burada 4 yaptık parça küçük diye. Evet. 10 tane keseceksiniz. Üç, üç, iki, bir. Bu şekilde haroşamızı ördük. Şimdi tekrar burada bir şeyimiz var. Güzel bir anlatımımız var. Bunu da sevgili Aytül yayın sonu çektin mi? Paylaşacak sizlerle. Oradan bakarsınız ay kaçtı, kaç başlamışlardı diye. Eğer zayıf bir genç kızınız varsa ölçüyü ona göre, onun üstüne ölçerek yaparsınız. Çocuğa sormuşlar Derya Hanım. Vallahi ölçü çocuğa da çok güzel olur. Diye. Efendim? Ölçü verebilir misiniz çocuğa? Kaçta başlamak lazım diye. Verelim. Kaçta başlamak? Çocuğa 50. 50. Bu kaçta, 60 mıydı? Bu 60. Yani mesela 9-10 yaşındaysa çocuk,
40-45 falan Gülsüm Hanım. 45-46 başlarsınız. Yani sayarız bakarız. Yani çocuğun bir şeyine göre ölçün. Evet. Bir lokma örün, onun bir şeyiyle böyle şöyle yaparsınız. Çocuğun bir şeyi mesela şurada. Bakın şuradan ölçüyorum çocuğa. Biraz lastik örün. Aa, küçük oldu. Sökün, bir daha yapın. Yani bunlar kolay şeyler. Çünkü herkesin de eli değişiyor. Çocuğun bir şeyini ölçmeniz lazım. Çocuğa da çok güzel olur. Bu yakayı çocuğa da ayrı örün. Diyelim ki önlüğü var çocuğun. Çocuklar çıkartmakta zorlanıyorlar ya mesela. Önlüğünün üstüne giydirdiniz okul gömleği, önlüğü. Pıt, burayı açacak, çıkaracak. Bu da ayrı bir parça. Kaybetmesin, etiketleyin de okulda. Kestim der yani. Evet, bakın. Bak bu şekilde. Yakayı bu şekilde kesiyoruz. Şimdi kesin. Öbür taraftan da keseceğim. Evet. Değil mi? Şimdi evet. Gülsüm Hanım, yakayı buradan mı anlatacaksın bize sonra? Şiş mi geçirdin? Evet, şiş geçirdim. Şiş geçirdin ama çok güzel geçirdin. Geçirecek misin şimdi? Misinali şiş geçirdim. Geçiririm burada. Hani misinali şiş? Misinalı şiş getirmedim. Hı-hı. Bakın ama çok muntazam geçirmiş. Burada bir hileden bahsetmiştin sen. O bu değil ama der yani. O öbürü müydü? Evet, bunda bir şey yapmadım. Bunda bir şey yapmadım. Şimdi tek tek aldın. Evet, tek tek böyle bu. Bak şurada şurasında bir şişimiz var. Al oradan. Alayım. Al. Şöyle. Gösterelim. Der yani. Şuradan. Öre öre mi gidiyorsun? Öre öre. Ha, çıkartarak ha. Evet, bu şekilde. Bak ilmek atarak, ha işte ben öyle yapmam mesela. Ha, bilmem, ben böyle yapıyorum Derya. Bu çok güzel fikir. Bu şekilde. Ben onları oraya doldururum misinalı şişe mesela. Bakayım Gülsüm Hanım nasıl muntazamdı, oldu mu? Bakın kestikten sonra bu şekilde alıyor. Kaç sıra lastik ördün yakaya? Kaç sıra al? 6 sıra, bırakayım 1, 2, 3, 4, 6 sıra ördüm. 6 sıra örüyor. Şimdi evet. Ben bunu ilk düşündüğümüzde dedim ki yaka yapmayalım. Nasılsa yaka gelecek. Fakat Gülsüm Hanım o şekilde yaptı. Dedi ki tek kullanımda, yani tek başına kullandığımız zaman yakasız, burası güzel durmadı dedi bana. Evet. Onun için ben de buraya dedi bu şeyi yaptım. Lastiği yaptım, sonra baktım ben de güzel. Şimdi bunu kaç ilmek başladık Gülsüm Hanım, yakayı? Yakayda 100 ilmek başladık. 100 ilmek. 100. Şimdi yakada şöyle bir şey var, bakın geçiriyorum. Kaş göz gitti ama olsun. Bakın yakayı ayrıca böyle bir kot ceketinizle, bir şeyle, ister böyle, mikrofon kapandı mı? İster ikiye katlayarak bunu kullanabilirsiniz. Çok güzel. Yani yakayı da ayrıca kullanabilirsiniz. 45 sıra. Şimdi bizim genç kızlığımızda biz kazak örerdik. O zaman bu böyle bir degaje yaka modası vardı. Hatta degajeme gel diye de Ayça Tekindor muydu o? Ha? Doğru söylüyorum, bak bravo. Ayça Tekindor nerelerde şimdi bilmiyorum. Çok sevgilerimi iletiyorum. Çok güzel bir şarkı da yapmıştı böyle. Şimdi kazağı örerdik. Şimdilerde de moda olsun isterim ben bu. Mesela kazağı böyle düz bir yünden yaptık. Ver şu gri yünü bana. Gri yünü ver. Şimdi böyle bir yünden yaptık. Yakasını tüylü bir yünden yapardık. Degajesini. Şunu. Hmm. Ayrı yapardık. Yapalım bir tane. Efendim? Başka renk de güzel. Başka renk de güzel olur. Birbiri tonu tutar. Mesela bunu sırf simden yapsak ne olur Gülsüm? Yapalım bir tane. Bir tane yaptık. Bunun içindeki sırf, ver bakayım şu yünümüzü. Çok güzel olur. Çok havalı olur. Ben bunu neden tek istemedim? Acaba boyunda birazcık içinde küçük pulları falan, evet, var. Batar mı diye. Ben batma şeyi. Gerçekten bu yaka da çok güzel. Çocuklara da aynısını yapabilirsiniz. Ama bunu böyle çok sıkı örmeyin. Şişin numarasını söyle. Al, 7 numara. 7 numara. 7 numara bu ikili karışıma çok güzel uydu. Lütfen elinizi sıkmayın. Ben şimdi bir şey göstereceğim. Şimdi Gülsüm Hanım'a içeride şu çantaların şeyinden başlattım mesela. Şu metal. Hani örmüştük ya, çantalar yapmıştık ya. Evet. Ne kadar sıkı senin elin. Bilmem. Niye sıkı oldu mesela?
Bu elastiki yünü bizim Tülin çok merak etmiş. Bakın bu da böyle stretch bir yün. Mesela bundan bu materyalden kumaşından böyle taytlar falan yapıyorlar. Parlak taytlar doresinden falan. Onu herhalde ince kesmişler. Yani onun kumaşına şöyle açık göstereyim size. Bakın şöyle elimde. Sanki bana onu anımsattı. Ha? Tayt kumaşı gibi bir şey. Ama bunu da yediyle örüyorum. Şimdi başladım. Sen belki benim tarafından örmüyorsun ya Gülsüm Hanım. Ondan belki el sıkılığı oldu. Şimdi şu kadarını ben ördüm. Mesela benimki böyle bak gidiyor. Seninki biraz zor. Demem o ki ördüğünüz bir şeyi ne olur sıkmayın. Sıkmadığınız zaman böyle poş poş düştüğü evet. zaman bir şey çocuk şeylerinde, çok bebek güzel şeylerinde de öyle. Reklama mı gidiyoruz yönetmenim? Bunu da 30 ilmek başladım çanta için. Bir kere daha göstereyim aynı zamanda dedim. Gerçekten çok güzel oluyor. Bakın bu da çok güzel bir gece mavisi. Mezuniyetler var. Çocukların çantasını bu şekilde yapıp ağızlarını fermuarlı da yapabilirsiniz. Veya bir çıt çıt koyabilirsiniz. Buyurun Aytül Hanım, soru alayım gidiyoruz. Kurdeleyi soruyorlardı da. Ha, yanına onu da şey yaptık. Gitmeyelim. Yanına da şunu yaptık. Kurdele olsa oraya olur, nasıl dikeriz? Olur, olmaz mı? Her şey olur. Olur. Ne istersen örerek yapın, haroşa örün. Üç dörtlüğü haroşa örün, tığ işi yapın. Zincir çekin. Zincir çekin. Yanına neyse. 2-3 tane yapabilirsiniz. Böyle foş trifoş olur o zaman da. Reklamlara gidiyoruz. Beğendiniz bunu. Biliyorum, beğeneceğinizi biliyordum. Çalışıyoruz, çok çalışıyoruz.